Sinirler vücudumuzda hangi işlevleri görüyorlar? Güzel bir yerden başladık çünkü bazen kavramlar karışıyor. Özellikle hastanemize, kliniğimize gelen hastalarımızda sinirlerin ne yaptığını, tendonların ne yaptığını bu terimleri sıkça duymalarına rağmen bilmiyorlar. O konuya da bir açıklık getirelim. Aslında beyin ve omuriliğimiz bizim sinir sistemimizin merkezi. Bunun vücudun her yerine uzantıları var. İç organlarımızın otomatik olarak çalışmasını sağlayan bir kısmı var. Ama kollarda ve bacaklarda, bizim de mevzumuz olan üst ekstremitede yani ellerde dışarıdan sinyalleri aldıktan sonra sadece hissetmeyi ve bazı motor hareketleri sağlıyorlar. İşlevleri genel olarak bunlar. Evet. Hangi işlevleri görüyorlar diyecektim. Şimdi sinirler, bunlar, ellerde. Evet, gövdemizde, daha doğrusu organlarımızda, kalp, mide, bağırsak sistemi, karaciğer, bunlarda sinirler hep otonom olarak çalışmaya, yani bizim istemimizin dışında bir program dahilinde çalışmayı sağlarlarken ekstremitelerde tamamen istemli hareketleri yönlendiriyorlar. Yani biz istediğimiz zaman kolumuzu büküyoruz, istediğimiz zaman parmaklarımızı açıyoruz, kapatıyoruz. Bunun dışında da dokunma hissini yönetiyorlar. İki tane ana işlevleri var. Bunları koordine etmek, merkezi sistemi algılamak ve uygulamak da bu çevresel sinir sistemine düşüyor.